bir tek rakı, olalım hepimiz çakı. Ver canım bir tek rakı, olalım hepimiz çakı. Ayık durulmaz burada, kafalar yutmuş hapı. Ayık durulmaz burada, kafalar yutmuş hapı. Mezesi de neşemiz olsun olsun, şişeler aşkınla dolsun dolsun. Mezesi de neşemiz olsun olsun, şişeler aşkınla dolsun dolsun. Günaydın Gamsız. Günaydın büyükanne. Günaydın. Ne oldu, gece eğlendiniz mi? Hem de nasıl. Gülü görseydin kraliçe gibiydi. Bütün gözler üzerinden ayrılmadı. Çok kabiliyetli bir kız. Hele bir de şarkı söyleyince büyüledi herkesi dersem ne dersin? Birazcık seni de büyülemişe benziyor. Hadi hadi çapkın, benden saklama. Yok canım, maksadım annemle Feriha'ya iyi bir ders vermekti. Onlar balaya gider de torunun geceyi boş mu geçirir? Rezalet vallahi. Gel anne şu resme bak! Eyvah! Korktuğumuz başımıza geldi. Hem de dans ederken çektirmişler, resmi oku bakayım ne yazıyor? Taşralı kız haftanın kadını seçildi. Dur dur, yavaş yavaş oku da iyice anlayalım. Tanınmış iş adamlarımızdan İrfan Turanlı, kasabalı sevgilisiyle dün akşam sosyete meyhanesinde bütün sosyeteye meydan okudu. Onlar baş başa dans ederlerken, portakal balosuna annesiyle gelen Feriha Turanlı, bütün gece soğuk tavırlarla masalarında oturdular. İrfan Turanlı'nın yeni sevgilisinin okuduğu şarkıları bütün sosyete şiddetle alkışladı. Yeter, yeter! Daha fazla okuma, şimdi sinirimden bayılacağım! Yine sancım tuttu işte! Ne bahasına olursa olsun, bu kızın evden gitmesi lazım anne! Evet ama nasıl? Alelale evden kovamayız ya! Size akıl vermek gibi olmasın ama hanımefendi, babasına yazın! Gene saçmaladın Canan! Adama açıkça, kızım bize yük oluyor, gel de al diye yazılır mı? Sonra ismi, hatta adresi bile bizce meçhul! Ya babası kızının nerede olduğunu bilmiyorsa? Açıkça söyle şu dilinin altındakini, ne demek bilmiyorsa? Çünkü Gül Hanım evden kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Evet, çünkü onu oradan birisiyle evlendirecekmiş babası. Tabii size de yalan söyledi, buraya gezmeye geldim dedi. Ya. Çok güzel! Bütün bunları kafandan uydurmuyorsun ya! Babasına yazdığı mektubu okudum. Çok ayıp bir şey ama, bunu sizin için yaptım. Çok iyi yapmışsın. Bizi bu kızdan sen kurtaracaksın. Tabii İrfancığım biraz üzülecek ama ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun anne? Oğlunun istikbali için biraz çirkin bir şey yapacağım. Kızın babasına İrfan'ın ağzından bir mektup yazacağım. Bir anne olarak bunu yapmaya mecburum. Benden habersiz evin içine girmek yok! Ama bana kızma, emin! Dün akşam dans ederken İrfan Bey bana ne dedi biliyor musun? Bu rüya hiç bitmeyecek dedi. Ya! Ah Gamsız! O da beni seviyor galiba! Akşam görseydin, herkes bize bakıyordu. Annesiyle ablası çatladı kıskançlıklarından. Ya! Hadi bakalım yerine! Ama o beni sevse de ne çıkar? Boş hayallere kapılıyorum. Bu evde beni sevmeyenler de var. Kimi aradınız bey amca? Ben sizde kalan Gül'ün babasıyım. Burada mı?
Evet, buyurun içeriye. Kızım İrfan Bey evde mi? Şirkete gitti. Ya vah vah, onu görseydik iyi olacaktı. Kim bu efendiler kızım? Fil Hanım'ın babasıymış efendim. Oo, iyi, buyurun, buyurun şöyle, buyurun oturalım. Rahatsız ettik. Ah, ama bilseniz hanımefendi, şu bizim afacan kız günlerce yüreğimizi ağzımıza getirdi. Neden o? Biz onun misafirinden çok memnunduk. Evet ama evden kaçarken bana buraya geleceğini yazsaydı yüreğim rahat ederdi. Gül evden mi kaçmıştı? Hayret! Bize bundan hiç bahsetmedi. Misafirliğe geldiğini söyledi. Vay yaramaz kız vay! Peki neden kaçtı evden, derdi neydi? Evlenecekti. Evlenecekti demek! Kızım! Git Gül Hanım'ı çağır! Kız evlat bu, kolay değil. Ya sütü bozuğun biri aklına girseydi? Çok şükür sizin gibi temiz bir ailenin yanına gelmiş. Sen de ona herhalde istemediği birine vermeye kalkmışsındır. Öyle ama ondan iyisine mi varacak? Kasabamızın en itibarlı ailesi bugüne bugün. Aman vermezler mi oğlum? Ne olursa olsun, bir kız istemediği birine verilmez. Ama bu bizi ilgilendirmez ki anne. Babanmış! Baba! Yavrum, kızım benim! Baba! Babacığım! Babacığım! Yavrum, gülüm benim! Babacım! Babacım! Yavrum! Yavrum! Yavrum benim! Babacım! Yavrum! Yavrum! Babacım! Yavrum! Bereket versin, İrfan Bey mektupla kızımın burada olduğunu bildirdi bana. Olamaz! İmkansız bu! O yazdı, o yazdı demek! Baba, affet! Affet beni babacığım! Sizi rahatsız ettim, özür dilerim! Burada bana en yakın insan sizdiniz! Allah'a ısmarladık büyük anne! Hakkınızı helal edin! Helal olsun yavrum! Talihin açık olsun! Gidelim baba! Gidelim! Hoşça kalın, rahatsızlık verdik! Otele gelinilden beri pencere başındasın kız, gel buraya! Gel de bir lokma bir şey ye! Canım istemiyor!